Günaydın, iyi sabahlar. 25 Ekim Cuma günündeyiz. Haftanın son iş günü bugün. Yeni gün haberleri başlıyor. Ben Kadir Kaplan. Değerli izleyenler, TUSAŞ'ta hain PKK terör örgütünün saldırısı sonucunda şehit olan 5 vatandaşımız son yolculuklarına uğurlandı. Allah izin TUSAŞ şehitleri için son görevler yerine getirildi. 5 şehit gözyaşları arasında toprağa verildi. Allahuekber. ve rahmetullah. ve rahmetullah. Teröristlerin aracını gasp edip şehit ettiği taksi şoförü Murat Arslan için Ankara'da askeri tören düzenlendi. Cenaze namazı Kahraman Kazandaki Ulu Cami'nde kılındı. Şehidin tabutunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya taşıdı. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Şehidin cenazesine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve bakanlar da katıldı. <laughs> Üç çocuk babası taksi şoförünün cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Şehit Arslan'ın cenazesi Kahraman Kazan Şehitler Mezarlığı'na defnedildi şehit düşen güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan için de son vazife yerine getirildi. Tusaş şehidinin baba ocağına Türk bayrağı asıldı. 42 yaşındaki güvenlik personeli Cimşit Camii'ndeki cenaze namazının ardından Cimşit mezarlığına defnedildi. <laughs> Üç TUSAŞ şehidi için düzenlenen törende de acının tarifi yoktu. TUSAŞ kalite kontrol görevlisi Cengiz Coşkun, makine mühendisi Zahide Güçlü, personel Hasan Hüseyin Canbaz için dualar okundu, gözyaşları döküldü. <laughs> düzenlenen törenlerin ardından beş şehit sonsuzluğa uğurlandı. Allah bu alçak terör saldırısının ardından teröristlerin kimlikleri ve hangi terör örgütüne mensup oldukları sorgulanmaya başlanmıştı. Belli oldu PKK terör örgütü mensubu iki terörist. Biri Ali Örek, diğeri Mine Sevcin Alçiçek olarak teröristlerin isimleri açıklandı. TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri belirlendi. Hainlerin isimleri Mine Sevgin Alçiçek ve Ali Örek. Beş kişinin şehit olduğu terör saldırısının sorumlusu örgüt belli oldu. Saldırının arkasından PKK terör örgütü çıktı. TUSAŞ'a saldıran biri kadın, iki terörist de ölü olarak ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada işaretlerin PKK'yı gösterdiğini belirtmişti. Kadın teröristin de kimliğinin belirlenmesiyle iki teröristin de PKK terör örgütü üyesi olduğu netlik kazandı. Erkek teröristin Rojger kod adlı Ali Örek olduğu, kadın teröristin ise Mine Sevjin Alçiçek olduğu çalışmalar sonucu belirlendi. Teröristlerin kimliklerini sosyal medya hesabı üzerinden aktaran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ülkemizin birlik ve beraberliğine, huzuruna kasteden hain terör örgütünü topraklarımızdan kazıyıp atmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı. TUSAŞ'a yönelik hain saldırı siyasetin de gündeminde. Siyasiler arka arkaya tepki mesajları ortaya koydular. Terörle mücadelede kararlılık mesajı verdiler. Birlik ve beraberlik vurgusu ön plana çıktı. <laughs> TUSAŞ'a gerçekleştirilen hain terör saldırısının ardından siyasilerden açıklamalar peş peşe geldi. Kişiler farklı, mesajsa ortaktı. Bir kez daha terörle mücadelede kararlılık mesajı verildi. Birlik ve beraberlik mesajı ön plana çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saldırı nedeniyle taziyelerini iletenlere teşekkür etti. Terörle mücadelede kararlılık mesajını tüm dünyanın yakından takip ettiği birik zirvesinden verdi. Ankara'da gerçekleştirilen hain terör eylemi nedeniyle taziyelerini ileten tüm dostlarımıza gösterdikleri dayanışma nedeniyle teşekkür ediyorum. Bu alçakça saldırı Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını daha da perçinlemiştir. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz açıklamasında tam bağımsızlık vurgusu yaptı. Güçlenen, tam bağımsızlığı hedefleyen Türkiye'mizin her geçen yıl gelişen daha üst seviyelere ulaşan savunma sanayini hedef alan bu hain saldırı murad ettiğinin tam tersi etkiler oluşturacak diye inanıyorum. Eskisinden de daha azimli bir şekilde, daha güçlü bir şekilde savunma sanayimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Ülkemizi tam bağımsızlık yolunda her geçen yıl daha ileri noktalara taşıyacağız. Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren bir diğer isim de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuştu. Asla teröre teslim olmayacağız dedi. Asla teröre teslim olmayacağımızı bir kere daha buradan kahraman kazanda milletimize ilan ediyorum. Bu terör saldırısının arkasındaki aklı, bunun arkasındaki planlamayı, bunların gerçek niyetlerinin neler olduğunu biliyoruz. Ve buna karşı da her alanda birlik beraberlik içerisinde hazırlıklarımızı eksiksiz sürdürmek mecburiyetindeyiz. Azim ve kararlılık içerisinde Türk Milli Savunma Sanayi dünyada önder kuruluşlar, önder sektör olmaya devam edecektir. Ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel mesajında birlik ve beraberlik vurgusu ön plandaydı. Bunu yapmaya kalkan kim olursa olsun karşında bir ve bütün olarak durmak lazım. Buna teslim olmayacağız ve teslim olunmaması gerekiyor. Eğer biz korkarsak, biz sinersek terör amacına ulaşmış olur. MHP lideri Devlet Bahçeli ise alçak saldırıyı nefretle lanetlediğini belirtti. Hiçbir kalleş proje milli birlik ve kardeşliğimizin karşısında tutunamayacak dedi. Başkent Ankara'da TUSAŞ'a yapılan saldırı tüm dünyanın gündeminde, ABD ve Avrupa basınında oldukça geniş yer buldu bu terör saldırısı. Ankara Kahraman Kazan'daki TUSAŞ kampüsüne düzenlenen terör saldırısı dünyada da yankı uyandırdı. Amerikan Washington Post gazetesi havacılık şirketine yönelik terör saldırısında en az 5 kişi öldü, 22 kişi yaralandı manşetini attı. Ayrıca Washington Post, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın saldırıyı PKK'nın düzenlediğine ilişkin sözlerine yer verdi. TUSAŞ'a yönelik saldırıyı haberleştiren gazetelerden biri de The Wall Street Journal'dı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birik zirvesindeyken saldırıya ilişkin yaptığı konuşmasına yer verdi. The New York Times da haberinde saldırıyı terör saldırısı olarak duyurdu. Abi. The New York Times'ın haberinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak ve Suriye'nin kuzeyinde PKK terör örgütüne yönelik yürüttüğü operasyonlara da yer verildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin imha ettiği hedef rakamla haberde yer aldı. CNN International saldırıyı Türk Havacılık ve Uzay Şirketi'ne yönelik terör saldırısında 5 kişi öldü manşetiyle duyurdu. Haberde şehitlerin arasında TUSAŞ çalışanları ve bir de taksicinin olduğu belirtildi. CNN International saldırıyı düzenleyen PKK terör örgütünün Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devleti tarafından da terör örgütü olarak tanındığını hatırlattı. İngiltere basınında da TUSAŞ saldırısı yer aldı. BBC International haberinde saldırı anına ait görüntülere yer verdi. PKK terör örgütünün İngiltere tarafından da terör örgütü olarak tanındığı belirtildi. Ayrıca TUSAŞ'ın Türkiye havacılık endüstrisinde önemli bir yeri olduğu da yazıldı. TUSAŞ terör tarafından hedef alındı. Peki neden? TUSAŞ'ın önemi nedir? Terörü korkutan yönü nedir? TUSAŞ'ın hep birlikte öğrenelim. Kan, Hürkuş, Gökbey atak helikopterleri envantere girmek için gün soyan ve çoktan envanterde yerini alan Türk'ün gökteki gücü nice savunma sanayi ürünü. Hepsinin altında TUSAŞ imzası. Türk savunma sanayinin göz bebeği TUSAŞ, eli kanlı teröristlerin hedefindeydi. Alçak saldırı, Türkiye'de savunma sanayi kurumuna yapılan ilk terör saldırısıydı. Abi bir patlama daha oldu. Peki neden TUSAŞ? Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ, Türkiye'nin en önemli teknoloji üstlerinden biri. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesinde gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarda kullandığı mühimmatların büyük bir bölümünde de TUSAŞ imzası var. Suriye ve Irak'taki teröristler önce TUSAŞ üretimi ANKA gibi insansız hava araçlarıyla tespit ediliyor. Ardından yine TUSAŞ'ın yerli ve milli üretimi atak helikopterleriyle imha ediliyor. Türkiye'nin savunma sanayiindeki bağımsızlığını güçlendirerek dışa bağımlılığını azaltacak kanunda mimarı TUSAŞ. 2028 yılında envantere katılması planlanan milli muharip uçak tamamlandığında dünyada en dikkat çeken F16'ya rakip olacak nitelikte. Şirket yerli ve milli ürünlerle iç cepheye çok büyük ve etkili katkılar sunuyor. Uçaklardan helikopterlere, insansız hava araçlarından uydulara kadar çok sayıda proje teröristlerin hedefi olan Kahraman Kazan yerleşkesinde yürütülüyor. Türkiye'nin kendi savunma sanayi ürünleriyle dışa bağımlılığın azalmasının saldırının nedenleri arasında olabileceği ifade ediliyor. Bahçeli'nin Öcalan'a ilişkin son açıklamalarının ve Türkiye tarafından verilen terörün tamamen yok edileceği mesajlarının birilerini rahatsız ettiği üzerinde de duruluyor. Ayrıca NATO üyesi Türkiye'nin saldırının gerçekleştiği İz zamanlarda Rusya ve Çin'in baş unsur olduğu birik zirvesine katılması da dikkat çeken detaylar arasında. Son ihtimal akla en yatkın ihtimallerden birisi Rusya ile Çin ile ne zaman yakınlaşsak Türkiye ile ilgili hep şiddet olaylarını görüyoruz, terör olaylarını görüyoruz. Daha önce de Rusya ile yakınlaştığımızda Fethullahçı terör örgütünün bir provokasyonuyla baş başa kalmıştık. Fethullahçı terör örgütüne mensup bir şahıs Rus Büyükelçisi'ni vurarak öldürmüştü ve bu olay Türkiye ile Rusya ilişkilerini gerecek diye planlanmıştı. Ama iki lider Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin aklı Selim davrandılar ve bunun bir provokasyon olduğunu, iki ülkenin yakınlaşmasına karşı bir hamle olduğunu çok iyi bir şekilde gördüler. Sonrasında da iki ülkenin ilişkileri daha da sağlıklı, daha da sağlam bir hale geldi. Rus büyükelçinin cenazesine de azami saygı gösterildi. Rusya'ya uğurlandı. Hain saldırıya en anlamlı tepkilerden birisi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den geldi. Teröristlerin saldırı için TUSAŞ'ı hedef almasının tesadüf olmadığını vurguladı ve Türkiye hiçbir tehdide boyun eğmez dedi. Elbette böylesine kritik bir tesisin hedef alınması tesadüf değildir. Bir maşa olan terör örgütlerinin ve onları güden karanlık güçlerin niyetlerini gayet iyi biliyoruz. Saha Expo'daki TUSAŞ standından verdi mesajlarını Bakan Güler. Teröristlerin hedef aldığı TUSAŞ saldırısını lanetledi. Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Hainlerin oyunlarını bozmaya, heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz. Başkan Ankara'da 5 kişiyi şehit eden terör saldırısının ardından ilk kez konuştu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler terörü lanetledi, mücadeleye devam çağrısı yaptı. Ülkemize ve halkımıza güvenlik ve huzuruna kasteden şer odaklarını bertaraf etmeye son terörist de bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemize artan bir azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Hain terör saldırısının ardından Mehmetçik'ten harekat gecikmedi. Terör inleri yerle bir edildi. Dün gece kahraman silahlı kuvvetlerimiz Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik büyük başarıyla hava harekatlarını icra etmiştir. 29'u Irak ve 18'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere toplam 47 terör hedefi tam isabetle vurulmuş çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bakan Güler Mehmetçiğin operasyonlarının tavizsiz bir şekilde devam edeceğini söyledi. Terör saldırdı. TUSAŞ'ı sindirmeye çalıştı. Mühendisleri korkutmaya çalıştı. Peki başarılı olabildi mi? Tabii ki hayır. TUSAŞ gövde gösterisi yapmaya devam ediyor. Ne demişti? Terör saldırısının ardından TUSAŞ'tan e, tahliye edilen bir mühendis hainlere inat daha fazla çalışacağız demişti. Dün de mesai olduğu gibi devam etti. Hainlere inat çalışmaya devam etti TUSAŞ. Daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz. Hain terör saldırısı sonrası bir TUSAŞ çalışanının söylediği bu sözler çok konuşuldu. Bu haykırış tüm TUSAŞ çalışanlarının sesi oldu. Saldırı Türk evlatlarını durdurmaya yetmedi. Güvenlik önlemlerinin artırıldığı TUSAŞ'ta mesai devam etti. Türk mühendisleri teröre inat kaldıkları yerden iş başındaydı. Hürkuş'tan Hürjet'e, Gökbey'den Ata'a. Türk'ün gökteki gücü yerli ve milli sistemler bugün de havadaydı. Birbiri ardına havalanarak gövde gösterisi yapıldı. Mesajlar gök vatandan verildi. TUSAŞ'ın internet sitesinden de bu duruşu perçinleyen bir kararlılık mesajı geldi. Mesajda bu saldırıyı da birlik ve beraberlik içerisinde atlatarak ülkemizin geleceğine yönelik ara vermeden çalışmaya devam edeceğiz ifadeleri öne çıktı. Diyarbakır'da bulunan anneler TUSAŞ'a terör saldırısına tepki gösterdi. Nerede? Eski HDP il başkanlığında. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi'ne yapılan hain saldırıya tepkiler büyüyor. Tüm Türkiye'den gelen terör saldırısına yönelik tepkilerin ardından Diyarbakır'daki anneler de eylem yaparak tepki gösterdi. Diyarbakır anneleri teröristler tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak için 3 Eylül 2019'dan beri eylem yapıyor. Ee, bu, biz burada hepimiz, hep... Anneler TUSAŞ'a yapılan saldırıyı kınıyarak eylemlerini sürdürdü. Ellerinde Türk bayrağı taşıyan anne ve babalar şehitler ölmez vatan bölünmez kahrolsun PKK sloganları attı. Dağdaki çocuklarımıza çağrıda bulunuyoruz. Gelin artık hain taşeron terör örgütünün yüzünü görün. Burada alçakça yaptığı saldırılarla Türkiye'mizi bölmeye çalışıyorlar. Bayrağımızı indirtmeyeceğiz. Dimdik ayaktayız. Devletimizin yanındayız. Devletimiz arkamızda. Biz hep beraber güçlüyüz. Hain taşeron terör örgütü PKK'yı da bitirmeden buradan gitmeyeceğiz. kuvvetleri TUSAŞ'a terör saldırısının ardından dün İstanbul'da güvenlik zirvesi yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirveye başkanlık etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS zirvesinin dönüşünde İstanbul'da güvenlik zirvesi toplantısına başkanlık etti. TUSAŞ'a yönelik alçak terör saldırısı gündemiyle Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen toplantı, dün sona erdi. Toplantıda terörle mücadelenin ve terörsüz bir Türkiye için can siperhane çalışmaların süreceği ve sınır ötesinde bir teröristan kurulmasına asla müsaade edilmeyeceği belirtildi. Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi'ndeki toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldı. Toplantıda TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı ve terörle mücadele konularının ele alındığı bildirildi toplantıda terörle mücadelenin ve terörsüz bir Türkiye için çalışmaların süreceğinin altı çizildi. Mehmetçiğin terörle mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. Son bir haftada 41 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak'tan bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2235'e yükseldi. Veriler Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısından geldi. Bakanlığın haftalık bilgilendirme toplantısında terörle mücadelede gelinen son durum paylaşıldı. Son bir haftada 41 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2235'e yükseldi. TUSAŞ terör saldırısının ardından Mehmetçik şehitlerimizin kanını yerde bırakmadı. Terör inleri yerle bir edildi. Irak ve Suriye'de 47 hedef tam isabetle vuruldu. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Toplantıda TUSAŞ saldırısı da gündemdeydi. Açıklamada menfur terör saldırısını bir kez daha lanetliyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz denildi. Türk askeri hudutlarda da göz açtırmadı. Son bir haftada ikisi terör örgütü mensubu 261 kişi sınırda yakalandı. 1568 şahıs engellendi. Böylece yılbaşından bu yana hudutlardan geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12134'e, engellenen sayısı da 83875'e yükseldi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terörist başı Abdullah Öcalan için mecliste silah bırakma çağrısı yapsın ifadelerinden sonra İmralı Adası'nda 4,5 yıl sonra ilk temas gerçekleşti. Bir gün sonra ise TUSAŞ'a terör saldırısı düzenlendi. İşte Türkiye'de adına normalleşme başlığı atılan ancak açılım olarak da nitelenmeyen o son gelişmeler. Gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti grup toplantısında konuşsun, örgütün lağvedildiğini haykırsın. Türkiye MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında Abdullah Öcalan'a yönelik yaptığı gelsin mecliste silah bırakma çağrısı yapsın sözlerini konuştu. O çağrının ardından yıllar sonra İmralı'da ilk görüşme gerçekleşti. Dört buçuk yıl sonra terörist başı Abdullah Öcalan ailesinden biriyle görüştü. Dem Partisi Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, amcası Abdullah Öcalan'ı İmralı Adası'nda ziyaret etti. Ömer Öcalan'la Abdullah Öcalan en son 3 Mart 2020'de görüşmüştü. Yıllar sonra ise 23 Ekim 2024'te gerçekleşti. Ömer Öcalan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir yasal hak olan rutin aile görüşünün koşullar ne olursa olsun devam etmesini istiyoruz ifade yer verdi. Ömer Öcalan amcası olan Abdullah Öcalan'ın mesajını da sosyal medya hesabından paylaştı. Ömer Öcalan Abdullah Öcalan'ın Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim dediğini aktardı. Ayrıca tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da TUSAŞ saldırısı sonrası açıklama yaptı. Demirtaş, demokratik siyaseti ve barış arayışlarını itibarsızlaştırmaya, iradesiz kılmaya yönelik hiçbir yaklaşımı kabul etmeyeceğiz. Herkes hesabını kitabını buna göre yapmalıdır. Barış isteyen lerin sesinin kimden gelirse gelsin bu defa bastırılmasına asla izin vermeyeceğiz dedi. Milli İstihbarat Teşkilatından başarılı bir operasyon daha geldi. Uzun süredir mitin takibinde olan ve kırmızı kategoride aranan bir PKKlı etkisiz hale getirildi. Arananlar listesinde kırmızı kategorideydi. Türkiye'deki kanlı eylemleri planlıyordu. MIT'ten kaçamadı. Milli İstihbarat Teşkilatı PKK-KCK'nın sözde sorumlularından Serkan Nazlıyer'i etkisiz hale getirdi. Bu kez adres Irak kırsalıydı. Öncelikli hedef listesindeki terörist Irak'ın Hakur kırsalında tespit edildi. Yürütülen başarılı operasyonla etkisiz hale getirildi. Terörist PKK-KCK'nın sözde Hakkari sorumlusuydu. Güvenlik kaynaklarına göre Türkiye'de gerçekleştirilen terör eylemlerinin planlayıcısıydı. Sefkan Ahmet Kod adlı terörist Nazliyer saldırıları düzenleyecek teröristlerin belirlenmesinden ve yönlendirilmesinden sorumluydu. Nazliyer, 2019'da Irak'ın kuzeyindeki TSK üst bölgesine gerçekleştirilen roket atarlı saldırının da planlayıcıları arasındaydı. TUSAŞ'a düzenlenen hain terör saldırısının ardından Mehmetçik teröristlerin mağaralarını başlarına yıktı. 47 terör hedefinin vurulduğu hava harekatlarında ilk belirlemelere göre 59 terörist etkisiz hale getirildi. Bekamıza ve halkımızın güvenliğine yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek teröristler, insanımızı hedef almanın bedelini ödeyeceklerdir. Anlaşıldı. İki uçak link kapalı. Nasıl ikisi de vurdu. 4, 401 numara sıkmışlar görüldü. 5 kişinin şehit olduğu hain terör saldırısının ardından harekat gecikmedi. Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyonlarda hedefler tek tek havaya uçuruldu. Mehmetçik terör inlerini hainlerin başına yıktı. Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik dün akşamdan bu sabaha kadar icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedef başarıyla imha edilmiştir. Hava harekatlarımız devam edecektir. Düzenlenen harekatlarda ikisi sözde üst düzey olmak üzere 59 terörist etkisiz hale getirildi. Terminate, <laughs> Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısında son gelişmeler ele alındı. Terörle mücadelede bir kez daha kararlılık vurgusu yapıldı. Son bir hafta içerisinde 41 terörist etkisiz hale getirilmiş. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2235 olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terörle mücadelesine tüm terörinleri yıkılıp tek bir terörist kalmayıncaya ve eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar kararlılıkla devam edecektir. Terör demişken İsrail'e de bakalım değerli izleyenler. İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırıları sürüyor. Lübnan'da konut ve ticari kompleksleri hedef aldı. Gazze'de ise mülteci kampında bulunan bir okulu vurdu. İki saldırıda toplam 35 kişi hayatını kaybetti. İsrail'in saldırıları can almaya devam ediyor. Konut, ticari kompleks ve okullar da İsrail'in hedefinde. İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda toplam 35 kişi öldü. İsrail savaş uçakları Lübnan'da konutları ve ticari kompleksleri vurdu. Toplam 19 kişi yaşamını yitirdi. Lübnan'ın güneyinde yer alan Nebatiye ilçesindeki konut ve ticari komplekslere düzenlenen hava saldırısında 5 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Lübnan'a düzenlenen diğer saldırılarda evler de hedef alındı. Toplam 14 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. İsrail güçlerinin düzenlediği saldırılarda 3 Lübnan askeri de yaşamını yitirdi. İsrail saldırılarına Lübnan'dan karşılık verildi. Lübnan, İsrail'in kuzeyine roketli saldırı düzenledi. 50 roketin fırlatıldığı saldırıda iki Yahudi yerleşimci ağır yaralandı. İsrail Gazze'yi de bombalamaya devam etti. Gazze'deki Nusayrat mülteci kampında bulunan bir okula düzenlenen saldırıda 16 kişi öldü. Aralarında çocukların da bulunduğu 32 kişi de yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tataristan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'ne katıldı. Burada yaptığı konuşmada dünyada değişen düzene dikkat çekti. Bir kez daha adil bir küresel sistemin gerekliliğine vurgu yaptı. Zirve kapsamındaki aile fotoğrafına da katıldı. Ekonomiden güvenliğe, küresel adaletsizliklerden iklim değişikliğine her alanda etkileri hissedilen ciddi meydan okumalarla karşı karşıyayız. Sosyoekonomik kırılganlıkların arttığı ve güç dengelerinin değiştiği günümüz şartlarında 2. Dünya Savaşı sonrasının ürünü olan siyasi ve mali mekanizmalar kendilerinden bekleneni veremiyor dünyanın içinde bulunduğu döneme dikkat çekti. Zirve için belirlenen adil küresel kalkınma ve güvenlik için çok taraflılığın güçlendirilmesi teması üzerinden bir kez daha Türkiye'nin daha adil bir dünya mümkündür şiarını hatırlattı ve ekledi. Biriksin küresel ticaretin gelişimine, ekonomik büyümeye ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine hizmet ederek daha adil bir küresel düzenin inşasına eşsiz katkılar sunduğuna inanıyoruz. Türkiye olarak karşılıklı saygı ve kazan kazan temelinde yakın münasebetler geliştirdiğimiz bir ailesiyle de diyaloğumuzu ilerletmekte kararlıyız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajlarını BRICS Liderler Zirvesi'nden verdi. Küresel adil düzen ve kalkınma ancak sınırlarımız ötesinde huzur ve güvenliğin tesisiyle mümkün olabilir dedi. Orta Doğu'da akan kan durdurulmadıkça gelecek için ne adaletten ne barıştan ne de kalkınmadan söz edilebilir. İsrail'in bütün bölgeyi ateşe atma pahasına sürdürdüğü saldırgan tutumu hukuk Vicdan başta olmak üzere her türlü sınırı çoktan aşmıştır. Erdoğan'ın Filistin'i tanımayan ülkelere de çağrısı vardı. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devletinin kurulması bölgede kalıcı ve adil bir barışın olmazsa olmazıdır. Filistin'i tanımayan ülkeleri bu doğrultuda adım atmaya davet ediyorum. Birleşmiş Milletler nezdinde İsrail'e silah satışının durdurulmasına yönelik bir girişim başlattık. Hep beraber el ele vererek coğrafyamızdaki katliamları ve gözyaşlarını bir an önce durduralım diyorum. Türkiye BRICS kapsamında ilk kez aile fotoğrafında yer aldı. Liderler oturumu öncesinde çektirilen fotoğrafa Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Erdoğan, zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir görüşme de gerçekleştirdi. İki liderin görüşmesinde ikili ilişkiler, Ukrayna-Rusya savaşının seyri, İsrail'in bölgede yayılan saldırılarıyla bölgesel ve küresel konular ele alındı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu haftalık bankacılık sektörü verilerini paylaştı. Buna göre kur korumalı mevduattan son 11 haftanın en büyük çıkışı gerçekleşti. KKM'den yani bunu aramızdaki yabancı misafirler bilmezler ama bunu ilk günden söyledik yani. Dolayısıyla bu konuda da öyle. Biz buradan çıkacağız. Yani kur korumalı mevduattan çıkacağız. Ekonomi yönetimi kur korumalı mevduattan çıkma konusunda kararlı. Devriye alınan TL'yi güçlendirme politikaları sonuç verdi. Korumalı mevduatta 11 haftanın en hızlı çıkışı yaşandı verileri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu paylaştı. 18 Ekimle biten haftada kur korumalı mevduat bakiyesi 58 milyar TL geriledi. 1 trilyon 412,2 milyar TL oldu. <Sessizlik> Aynı haftada tüm kredilerin tutarı 15 milyar dolar azalarak 14 trilyon 950 milyar TL'ye geriledi. Tüketici kredileri ise 5 milyar TL düşüşle 1 trilyon 846 milyar TL oldu. Bu süreçte takipteki alacaklar da arttı. Takipteki alacakların bakiyesi 265,1 milyar TL'den 265,9 milyar TL'ye çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık rezerv verilerini yayımladı. Buna göre Merkez Bankası rezervleri 159 milyar 365 milyon dolara yükseldi. 1 milyar 979 milyon dolar artan rezervler tarihi zirve seviyesine çıktı. Merkez Bankası rezervleri tarihi zirveyi gördü. 159 milyar 365 milyon dolara yükseldi. Merkez Bankası haftalık verilerine göre 18 Ekim itibariyle rezervler 1 milyar 979 milyon dolar arttı. Brüt rezervlerse 148 milyon dolar artışla 93 milyar 791 milyon dolara yükseldi. Bu süreçte altın rezervleri de tarihi zirvesine ulaştı. 1 milyar 831 milyon dolar artışla 65 milyar 574 milyon dolara ulaştı. Uluslararası rezervler ise son verinin yayımlandığı tarihten bu yana 2 milyar 345 milyon dolar arttı. Tarsus, Adana, Gaziantep otoyolunda yapılan çevirmede piyasa değeri yaklaşık 6 milyon 500 bin Türk lirası olan 513 adet altına el konuldu. Polis bir kişiyi gözaltına aldı. Polis ekiplerinin rutin kontrollerinden biriydi. Durdurulan otomobilde 6,5 milyon lira değerinde altın yakalandı. Tarsus, Adana, Gaziantep otoyolunun Osmaniye geçileri yakınında jandarmanın durdurduğu otomobilde arama yapıldı. Araçta yapılan aramada darphane ve damga matbaası genel müdürlüğünün basımı dışında altın bulundu. <laughs> Yaklaşık 6,5 milyon lira değerinde olduğu belirlenen 209 tam, 100 yarım ve 204 çeyrek altına el konuldu. Toplam 513 parça ziynet altınının beraberinde bir miktarda esrar ele geçirildi. Olayın ardından araç sürücüsü gözaltına alındı. Sürücü hakkında para ve eşidi sayılan değerlerde sahtecilik suçundan işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Teknoloji hayatın her alanına girdi. İnternet kullanım yaşı da düştü. Türkiye İstatistik Kurumu çocuklarda bilişim teknolojileri kullanım araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Çocuklarda internet kullanımı oranı %91,3'e yükseldi. eğitim, eğlence ya da araştırma yapma. Artık milyonlarca kişi internetsiz yapamıyor. Hayatın bir parçası haline gelen interneti çocuklar da kullanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu 2024 yılı çocuklarda bilişim teknolojileri kullanım araştırmasının sonuçlarını açıkladı. İnternet kullanımı yetişkinlerin yanı sıra çocuklarda da artış gösterdi. Türkiye'de 6-15 yaş grubundaki çocukların %91,3'ü internete giriyor. Çocukların %74'ü interneti dijital oyuna katılım amacıyla kullanıyor. Oyun oynama süresi ise günde ortalama 2 saat. Araştırma sonuçlarına göre çocukların %40'ı planladığı süreden daha fazla oyun oynuyor. Ekran başında daha fazla kalabilmek için daha az kitap okuyor. %23'ü de oyun oynamadığı zaman kendisini huzursuz ve mutsuz hissediyor. Gıda sahtekarları insanların sağlığını tehlikeye atmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı gıda sahtekarlığı yapan yeni firmaları açıkladı. Bakanlığın internet sayfasında taklit, taşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar için yeni bir liste yayımlandı. Zeytinyağı, sucuk, kaşar, hemen hemen her gün tükettiğimiz gıdalar tehlike saçıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi güncellendi. Taklit, taşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar market raflarından sofralarımıza geliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı yılbaşından itibaren yürüttüğü denetimlerle o gıdaları tek tek ifşa etti. Güncellenen listede sucuk, kaşar, zeytinyağı ve haşhaş ezmesi bulunuyor. Kahvaltıların vazgeçilmezi olan kaşar peynirlerinde yüksek nem oranı, haşhaş ezmesinde yer fıstığı, sucukta ise hayvan dili tespit edildi. Zeytinyağlarında da durum farksız. Zeytinyağı üreticilerinin hileleri bitmiyor ancak bakanlık hileye geçit vermiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın internet sayfasında bulunan listede 17 yeni firma yer aldı. alkol şişesinden tüplü televizyona, yoğurt kabından yumurta kartonuna daha birçok şey çıktı bu evden. Zabıta ekipleri evin kapısını açınca gözlerine inanamadı. Sahibinin itirazlarına rağmen <laughs> çöp ev temizlendi. Kullanılmış giysiler, sandalyeler, gıda kutuları. Bu iş yerinden tam 10 kamyon çöp çıktı. <laughs> Manavgat Belediye Zabıtası 100 metrekarelik dükkanın çöp ev olduğunu belirledi. Ahmet Y isimli şahsa dükkandaki çöpleri boşaltması için iki kez uyarıda bulundu. Ancak şahıs verilen sürede evdeki çöpleri atmadı. Zabıta ekipleri uyarılarının dikkate alınmadığını belirleyince harekete geçti. Evdeki çöplerin boşaltılması için iş makinesi ve kamyonlarla iş yerinin önüne geldi. Ekipler yayılan kokudan içeri girmekte zorlandı. Ekipler maske ve eldivenle çöpleri boşaltmaya başladı. Çöp evin sahibi şahıs iş makinesine ve ekiplere sık sık müdahale etti. Önemli eşyaları olduğunu iddia eden şahıs feryat etti. İş makinesi yardımıyla kamyonlara yüklenen 10 kamyon çöp Manavgat Belediye Çöplüğü'ne götürüldü. Çöp evin boşaltılması işlemini komşular ve çevredeki vatandaşlar merakla izledi. CHP'nin askeri hastanelerle ilgili verdiği soru önergesine ilişkin meclis genel kurulunda bir konuşma yapan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Doktor Hasan Arslan, askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığı'na devrinden sonra gelinen noktayı bir bir anlattı. Milli Savunma Bakanlığı'nın talebine göre asistan kadrosu açıldığını kaydeden Arslan, GATA'da önceden günde 2 bin hastaya bakılırdı, şimdi 10 bin diye konuştu. Arslan, güvenlik güçlerimize yönelik hizmetler için gerekli organizasyon sağlanmıştır dedi. Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Afyonkarahisar milletvekili Sayın Hasan Arslan buyurun. AK Parti Afyonkarahisar milletvekili Doktor Hasan Arslan dün akşam CHP'nin askeri hastanelerle ilgili verdiği soru önergesine ilişkin genel kurulda bir konuşma yaptı. Arslan sözlerine dün yaşanan terör saldırısıyla başladı. Sözlerime başlarken gerçekleştirilen terör eylemini yapanları, yaptıranları, destekleyenleri lanetliyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Özetle asker hastanelerinin yeniden açılmasına ihtiyaç olup olmadığının araştırılmasına yönelik CHP grup önerisi üzerine söz almış bulunmaktayım diyen Arslan sözlerine şöyle devam etti. Askeri tıp eğitimini incelediğimizde 1933 yılında çıkarılan üniversiteler kanunu ile askeri ve sivil tıp eğitimi entegre hale getirilmiş, eğitimde standartların uyumlaştırılması öne çıkmıştı. Ancak 1980 askeri darbesi sonrası askeri tıp eğitimi sivil tıp eğitiminden daha bağımsız bir şekilde yapılandırılmaya başlanmıştır. 2016 yılından sonra Milli Savunma Bakanlığı Milli Savunma Üniversitesi bünyesine devredilmesiyle askeri tıp eğitiminin sivil tıp eğitimi ile etkile, etkileşimi arttı ve eğitim standartları tekrar daha uyumlu hale getirildi. Tıp Fakültesi eğitiminin yanında Sağlık Bakanlığı her TUS döneminde düzenli olarak MSB'nin talep ettiği kadar ve branşta askeri hekimler için asistan kadrosu açmaktadır. Ülkemizdeki sağlık hizmetinin standartlar açısından uyumluluğunun hedeflendiğini vurgulayan Arslan, 2016 sonrası askeri sağlık teşkillerinin Sağlık Bakanlığı'na devredildiğini söyleyerek şunları ekledi. Güvenlik güçlerimize yönelik hastane hizmetleri S1 ve S2 tipi hastane sistemiyle sağlanmaktadır. S1 Sadece Türk Sağlık Kuvvetleri'ne hizmet veren Sağlık Bakanlığı hastanelerini tanımlamakta ve ülkemizde 5 ayrı hastanede sağlanmaktadır. S2 sınıfı hastaneler ise sivil ve askeri hastalara hizmet veren ancak ihtiyaç halinde tam izolasyonu sağlanmış kat ve bloklarda güvenlik sağlanarak Türk Sağlık Kuvvetleri'ne hizmet veren Sağlık Bakanlığı hastanelerini tanımlamakta olup 11 ayrı hastanede sağlanmaktadır. Bu şekilde kritik bölgelerdeki hastanelerimizde güvenlik ve tıbbi hizmet açısından gerekli organizasyon sağlanmıştır. Özellikle S1 statüsündeki hastanelerimiz zaten eski asker hastanesi gibi hizmet vermekte ve Sağlık Bakanlığı'nın dinamik gücünü de sisteme katmaktadır. Efendim kısa bir araya gidiyoruz. Saat başında karşınızda olacağız. yeniden mutlu sabahlar 25 ekim cuma günündeyiz haftanın son iş gününde yeni gün haberleri kaldığı yerden devam ediyor gazeteler turu diyeceğiz gazete 3 her zamanki gibi ilk gazetemiz bakan göktaş'ın aracı kaza yaptı. Ankara'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın içinde bulunduğu araç kaza yaptı. Bakan Göktaş'ın durumunun iyi olduğu, ekibindeki bazı kişilerin hafif yaralandığı öğrenildi. Teröre de terörden beslenenlere de lanet olsun. Taşpınar Mahallesi'nde vatandaşları dinleyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın gündeminde Ankara saldırısı vardı. Terörün her türlüsünü lanetleyen Başkan Köksal, teröre de terörden beslenenlere de lanet olsun dedi. Cumhuriyetimizin 101. yılını kutlayacağız. Cumhuriyetin kazanıldığı topraklarda Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlamalarının programı belli oldu. Afyonkarahisar'daki önceden belirlenen kutlamalar Ankara'da meydana gelen patlamada şehit olan vatandaşlarımızın anısına saygı nedeniyle kısıtlı olarak yapılacak. Belediye konserlerle bazı etkinlikleri yine bu terör saldırısı dolayısıyla iptal etti. Akif'in öğrencileri çok zeki, gazetecilik ve televizyon dünyasını merak eden Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Kanal 3'ü ziyaret etti. Birimleri ziyaret eden öğrencilerin hedeflerinin de oldukça yüksek olduğu gözlendi. Lösev'den Kanal 3'e ziyaret Lösev Afyon Komite üyeleri Hatice Sağlam ve Hamide Uğur, Kanal 3 Programlar Müdürü Berna Uğur Türksoy ve program yapımcısı Duygu Çınar Dalgıç'ı ziyaret ettiler. Afyonspor bu hafta evinde 3 puan peşinde. Nesine 2. Lig'de ilimizi temsil eden Afyonspor bu hafta evinde GMG Kastamonu Spor'la mücadele edecek. Gazete 3 logosunun altında sol sütunu okumaya başlayalım. Alçaklar hedeflerine ulaşamayacak. Milliyetçi Hareket Partisi Afyon Karahisar Milletvekili Mehmet Taytak, TUSAŞ tesislerine yönelik bombalı terör saldırısını kınadı. Gata'da günde 10 bin hastaya bakılıyor. Askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığı'na devrinden sonra gelinen noktayı anlatan AK Parti Afyon Karahisar Milletvekili Doktor Hasan Arslan, Milli Savunma Bakanlığı'nın talebine göre asistan kadrosu açıldığını kaydetti ve Gata'da önceden günde 2 bin hastaya bakılıyordu, şimdi 10 bin dedi. Cemevleri de bizim bir parçamız Alivi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ali Rıza Özdemir STK ve Alevi vatandaşlarla bir araya geldi. Afyon Karahisar'da. Cumhuriyet Gazetesi'ne geçiyoruz. Belirsizlik ve soru çok. Türkiye'yi derinden sarsan Ankara'daki terör saldırısı siyasetin ana gündemi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Ankara'da TUSAŞ'a düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıyla siyasete yön verilmeye çalışıldığını söyledi. CHP'nin MYK toplantısında sanki gündemle birlikte saldırı için düğmeye basıldı denilirken belirsizlik ve yanıt bekleyen sorulara dikkat çekildi. İşte o yanıt bekleyen sorular. Teröristler oraya nasıl yaklaştırıldı? Saldırıya ait görüntüler sosyal medyaya bu kadar hızlı nasıl yayıldı? Bu tip stratejik yerler neden daha iyi korunmuyor? Cumhur İttifakı'nın başlattığı süreç nasıl devam edecek? Örgütün içindeki bir kanat mı bu saldırıyı yaptı? Kandil'den bir mesaj mı verildi? Şehitler gözyaşlarıyla uğurlandı. Terör başından mesaj. Terör örgütü lideri örgütünü ilave edecek açıklamayı mecliste yapsın çağrısı yapmıştı. Devlet Bahçeli PKK elebaşısı ise süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim demiş. Uzmanlar fiyatların belirlenmesinde kullanılan yeni kur artışı sorunları çözmez demiş ve ilaçlara avro zammı. İlaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan avro kuru %23,5 artırıldı. Zam beklentisi nedeniyle firmalar ilaç vermeyi durdurunca hastalar ve eczacılar sıkıntıya düşmüştü. Sektör temsilcileri yaraları iyileştirmez pansuman olur dedi. Yeni Doğan çetesi kan donduran iddianame diyor Cumhuriyet Gazetesi SGK'dan haksız kazanç elde etmek için en az 10 bebeğin ölümüne neden olan Yeni Doğan çetesi iddianamesinde zanlılar arasında ilaç hırsızlığı ve fazla ilaç nedeniyle ölen bebeklere ilişkin konuşmalar yer aldı. Bir bebeğin ölüm saati ise sonradan eklendi. İsrail yine sivilleri vurdu. İsrail ordusu Gazze şeridinin merkezindeki Nusayrat mülteci kampında dün yine zorla yerinden edilen Filistinli sivillerin sığındığı bir okulu vurdu. İsrail ateşinde ikisi çocuk en az 17 kişinin öldürüldüğü bildirildi. Fanatik gazetesine bakalım yine diğer gazetelerde devam edeceğiz. Dün gece önemliydi. Harika bir puan. Fernando, Fegoli, Emre Akbaba, Onyekuru ve Serdar Aziz gibi e, 2011'in bu biraz farklı bir gazete olmuş, bu e, 2018'den bir gazete e, denk gelmiş. Hürriyet gazetesine devam edelim. Katiller Kandil'den. Ankara'da TUSAŞ tesislerine hain saldırıyı düzenleyen iki teröristin kimlikleri belli oldu. Teröristler PKK'nın merkez üssü Kandil'deki elebaşıların yönettiği dağ kadrosundan çıktı. İki kişi sevgili görüntüsü verdiler. Tusaş'taki vardiya değişim saatini bekleyen teröristler bir kafeye gidip çay kahve içti. Dikkat çekmemek için el ele tutuşarak kendilerine sevgili görüntüsü verdiler. PKK'nın daha kadrosunda yer alan terörist Ali Örek Rojger kod adını kullanıyordu. Kadın terörist Mine Sevjin çiçeğin sırt çantasında çok sayıda silah ve mühimmat vardı. Öcalan'dan yanıt geldi. Dem Parti Milletvekili Ömer Öcalan, kendisi Abdullah Öcalan'ın yeğeni ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili Türkiye hakkında kararlara katılıyor, el kaldırıyor, indiriyor. Türkiye'nin geleceğine karar veren bir mecranın temsil temsilcisi. Amcası Öcalan'la görüşmeye gitmiş tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahip bir mesajını vermiş. Abdullah Öcalan yeğeni Ömer Öcalan'a, DEM Parti Milletvekili Öcalan'a, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilliği yapan Ömer Öcalan'a, devletle ilgili milletle ilgili kararlarda yetki bulunduran Ömer Öcalan'a. Neden hedef tusaştı? Fulya Soybaş konuşmuş. Uzmanlar Hürriyete değerlendirmiş. Savunma şehitlerine saygı duruşu, tusaş saldırısında şehit olanlar İstanbul'daki Saha Expo Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi fuarında da anıldı. İblis çukura gömüldü. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölüsü dün örgütün karargahı olarak bilinen Pensilvanya'daki çiftliğe gömüldü. Terörist elebaşı için New Jersey eyaletindeki bir beyzbol sahasında örgüt üyelerinin katıldığı ayin düzenlendi. Görüntüler var o e, cenaze festivalinden verelim arkadaşlardan rica edelim. Bütün örgüt üyeleri yüzlerinde maskeler, gözlükler, kafalarında şapkalar, kepler ya da takkeler yüzlerini gizliye gizliye o terör elebaşının cenazesine katıldılar. Bir farklı bir görüntü daha vardı onu da verelim. O beyzbol sahasının görüntüsü. FETÖ'cü teröristlerin elebaşı Gülen için düzenlenen cenaze töreni öncesinde örgüt üyeleri uyarılmıştı. Ve kendilerine maske, gözlük, şapka takarak gelmeleri, gizlenmeleri öğütlenmişti. New Jersey'deki Skyland Stadyum'da düzenlenen cenaze töreninde alçak terör örgütünün mensupları yüzlerini gizleyerek gelmek zorunda kaldılar. Ne acı bir insanın bu şekilde gizlenmek zorunda kalması, hayatlarını hainliğe, hayatlarını teröristliğe adayan kişiler, işte böyle e, sevdikleri, inandıkları bir kişinin cenazesine bile kaçak göçek geliyorlar. Bir diğer e, terörist olan terör elebaşı Fethullah Gülen ise vatanından, sözde e, doğduğu yani topraklardan çok uzaklarda e, hayatını kaybetti, gitti. Yani doğduğu, büyüdüğü toprakları göremedi. Buraya gömülmesini vasiyet etmiş, gömülemedi. Kendisi bir hiç oldu. Batılı güçlerin maşası olarak yaşadı ve öyle öldü. Ölümü de işte bu şekilde kaçak, göçek, gizli, saklı bir şekilde tamamlanmış oldu. Sonra evinin bahçesinde genellikle evcil hayvanlar için yapılır. Bir evcil hayvan öldüğünde Evin bahçesine gömerler. Bu şekilde hayatını kaybettikten sonra toprağa gömüldü, gitti. Bakalım sonrasında FETÖ lideri kim olacak? Bu birinci önemli konu. İkinci önemli konu da FETÖ'leşmeye müsait olan yapılar hangileri? Türkiye'de bunlarla mücadele ediliyor mu? İşte bu da o stadyumdaki görüntüydü. FETÖ elebaşı orada görülen noktaya getirildi. Ee, ve orada tekbir yasaktı, tekbir e, söylenmeyecekti. Her cenazede her Müslümanın söylediği tekbirler e, yasaktı. E, ancak evet dua da edildi ama e, İncil'den pasaj da okundu. O sebeple e, önemli bir bilgi de bu. Devam edelim değerli izleyenler Hürriyet Gazetesi'yle. Kararlıyız, terör yok edilecek güvenlik zirvesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TUSAŞ'a saldırı ile ilgili olarak bu alçakça saldırı Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını daha da perçinlemiştir dedi. Sağ sütunda maalesef şehitlerimizden biri ilgili acı bir bilgi. Zaten şehit olmaları yürek yakıyor ama her şehit ardında bir hikaye bırakıyor. Hediye çiçeğini alırken şehit oldu. TUSAŞ Makine Baş Mühendisi Zahide Güçlü Ekici evlilik yıl dönümü nedeniyle eşi Yalçın Ekici'nin gönderdiği çiçeği almak için Nizamiye'ye gittiğinde şehit oldu. Türkiye'nin Milli Helikopteri Gökbey'in üretiminde aktif görev alan Ekici eşiyle birlikte okudukları Balıkesir Üniversitesi Makine Mühendisliği'nde tanıştı. Hayatı ekmek kavgasıydı. Teröristlerin şehit ettiği taksici Murat Arslan 3 çocuğunu okutuyordu. Yakınlarının hayatı ekmek kavgasında geçti dediği Arslan devlet zirvesinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehitliğe defnedildi. Kalite kontrol görevlisi Cengiz Coşkun, Aysan Süngü Coşkun'la evliydi. Çiftin Alaz isminde bir çocukları vardı. Benim eşim bir kahraman, güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan'ın eşi Pınar Erdoğan şehit olmak istiyordu. Benim eşim kahraman dedi. Teknisyen Hasan Hüseyin Canbaz 28 yaşındaydı. Evlenili 2 yıl bile olmamıştı. Babası Veli Canbaz yazıklar olsun diye ağladı. Dev bir puan. Fenerbahçe İngiliz devi Manchester United'la Kadıköy'de 1-1 berabere kaldı. Grupta yenilgisiz devam eden sarı lacivertliler puanını 5'e çıkardı. Fransa'da zafer. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde ilk puanlarını Fransa deplasmanında Lyon'u 1-0 yenerek aldı. Sabah gazetesine geçiyoruz. Milli Silahlar inlerinde avladı. Yerli savunma sanayimizin gözbebeği TUSAŞ'a yönelik alçak terör saldırısında milli silahlarla en anlamlı yanıt verildi. Mehmetçik TUSAŞ'ın ürettiği sihalar ve F16'larla terör örgütünün kalbine bomba yağdırdı. Bomba yağdırdı. TSK ile MIT koordinasında gerçekleştirilen iki operasyonla Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bulunan PKK hedefleri ateş altına alındı. 81 hedef imha edildi. 59 terörist etkisiz hale getirildi. Hain eylemi gerçekleştiren Ali Örey'in barındığı tespit edilen noktalar akıllı füzelerle vuruldu. Operasyonda Bayraktar TB2 ile TUSAŞ'ın ürettiği Anka ve Aksungur'da görev yaptı. Kadınları çukura atıp korkutuyorlar. İsrail Gazze'deki suçlarına yenisini ekliyor. Sürgüne direnen Filistinli kadınları göçe zorlamak için açtıkları çukurlara atıyorlar diyor Sabah gazetesi. Takiyeci örgüt 1980 darbesinde palazlandı. Mahrem yapılanmasını 60'ların sonunda tesis eden FETÖ takiye politikasıyla 1980'den güçlenerek çıktı. Junta yanlısı örgüt 1979'da ilk sayısı çıkan sızıntı dergisinde ise Tuva selam, sancağa selam ve onu tutan sancağa binlerce selam olsun diyerek askere selam çakıyordu. <laughs> Büyük gazeteci Mehmet Ali Birand'ın 32. gün belgeselinde de bu Fethullahçı terör başı tahmin ediyorum ki 1990'lı yılların ortasında konuşuyordu. O Orada da yine benzer ifadeler kullanıyordu 1980 darbesine e, dair zaten bu takiyeci örgüt e, amaçlarına giden yolda uyguladığı stratejiyi de şöyle anlatıyordu kendinden çok daha güçlü ve yenileceğini bildiğim bir düşmana karşı açıkça mücadele etme o sebeple e, cumhuriyete Atatürkçülüğe devlete çok açık düşmanlık etmiyordu başlarda sonrasında bu niyetini belli etti hain terör örgütü onun dışında yaptıklarıyla kendilerinin ne kadar sinsi ne kadar gerçek manada dergilerine isim verdikleri gibi sızıntı bir örgüt olduğunu o günlerde saklıyorlardı. Teröristan kurulmasına asla müsaade etmeyiz. Başkan Erdoğan, BRICS zirvesi için gittiği Rusya'dan İstanbul'a döner dönmez güvenlik zirvesini topladı ve terörle mücadele vurgusu yaptı. Semanur'un ailesi diyor ki kızımız cinayete kurban gitti. Ankara'da bir gökdelenin 43. katından düşen binicilik öğretmeni Semanur Arslan'ın ölümü ardında birçok soru işaretini bıraktı. Telefonunda intihar kuşkusu uyandıran not tespit edildi. Ailesi ise olayın intihar süsü verilmiş cinayet olduğunu öne sürüyor. Sözcü gazetesine geçiyoruz. Şehidim rahat uyu biz bekleriz vatanı bu millet affeder mi sana kurşun atanı. Son sürat açılım yine şer odaklarını harekete geçirdi diyor Sözcü gazetesi. TUSAŞ'ı hedef alan hain saldırıda şehit düşen 5 kişi dualarla uğurlandı. Cenaze törenine katılanların dilinde Dağlıca Ağıtı'ndaki bu dizeler vardı. Uzmanlar yorumladı. Cevdet Saral, PKK'nın dağ kadrosu çözüm istemiyor. Erdoğan yurt dışındayken yapılması da dikkate alınmalı demiş. Ergin Salgun, kilit kapanıyor açıklamalarına karşı terör örgütü biz buradayız. Çember kapanmıyor demek istiyor. Cem Gürdeniz, Cumhuriyet'in 101. yılını kutlamaya hazırlanırken terörü şehirlere yayarız mesajı veriyorlar. Gökbey'in mühendisi milyonları ağlattı. Zahide güçlü ekici, TUSAŞ'ta geliştirilen milli gururumuz Gökbey helikopterinin baş mühendisiydi ve önceki günde evlilik yıl dönümüydü. Eşi Yalçın kutlamak için çiçek gönderdiğini, zamiyeye bırakılan o çiçeği alıp koklamak istiyordu. Aşağı indiğinde hainlerin yerleştirdiği bomba patladı, şehit düştü. Ankara'da ebediyete uğurlanırken gözyaşları sel oldu. Sol alt köşede Mustafa Sarıgül var. Garantiyi dövizle verdik, ödemeyi TL ile yapıyoruz cevabına tepki. Sayın Bakan, ha Hasan, Hakel Hasan. Erzincan Milletvekili Sarıgül köprü ve otoyollarda ödemenin nasıl yapıldığını sordu. Ulaştırma Bakanı dövizle verilen garantinin TL ile ödendiğinin yanıtını verdi. Başlıktaki tepkiyi aldı. Bu külliye paylaşılamıyor. Menzil tarikatı kendi hukukunu ilan etti. Adıyaman'daki tarikat miras kavgasını çözmek için hakem heyeti kurdu. Gariban affetmeyen maliye yandaşı denetlemiyor. Para çok vergi yok. AKP Kocaeli il yöneticisi Macit Haldız Toki'den 3 yılda 3,5 milyar liralık ihale aldı. Aynı dönemde ödediği vergi ise sıfırda kaldı. İki şok iddia Erdoğan Bahçeli'nin çağrısını bilmiyordu. AKP'li Şamil Tayyar Apo çağrısının Bahçeli projesi olduğunu söyledi. Erdoğan habersizdi dedi. Özdağ ise saldırı bir hafta önceden biliniyordu demiş Ümit Özdağ. Ele geçirilen bir flash bellekte saldırıya ilişkin ipuçları olduğunu öne sürmüş. Gazeteleri tamamlıyoruz. Haberlerle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Terör saldırısı demiştik. Havalimanlarında turuncu kod uygulaması başlayacak. TUSAŞ'a yönelik yapılan terör saldırısının ardından güvenlik ölen önlemleri her alanda artırıldı. İnsan yoğunluğunun en fazla olduğu yerlerden biri de havalimanları. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü turuncu kod alarmı verdi. Türkiye'deki bütün havalimanlarında güvenlik önlemleri artırıldı. savunma sanayinin yapı taşlarından olan TUSAŞ'ın Ankara Kahraman Kazan'daki kampüsüne yapılan terör saldırısı sonrası güvenlik önlemleri artırıldı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün aldığı resmi kararla Türkiye'deki tüm havalimanlarında turuncu alarma geçildi. Olası terör saldırılarına karşı havalimanı güvenlik komisyonları alınan kararı hemen işleme koydu. Havalimanlarında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Yolcu trafiğinin en yoğun olduğu İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı başta olmak üzere tüm Türkiye'de havalimanlarında giriş ve çıkışlarda yoğun güvenlik önlemleri alındı. Yolcular havalimanlarına giriş çıkış yaparken araçları aranıyor, bütün yolculara kimlik kontrolü yapılıyor. Güvenlik taramasının uzun sürmesinden kaynaklı yolcuların mağduriyet yaşamaması için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bir açıklama yapıldı. Açıklamada havalimanlarında alınan ek önlemler sebebiyle oluşabilecek zaman kayıplarına karşı yolcularımızın uçuşlarından en az 3 saat önce terminale gelmeleri önerilmektedir ifadelerine yer verildi. Bir son dakika gelişmesi var değerli izleyenler. Sizlerle paylaşalım. Ee, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kırmızı kategoride aranan PKK-KCK'lı terörist Ramazan Aktaş'ın Mardin'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıklamış. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bebek katili Abdullah Öcalan'la ilgili sözlerine tepki gösteren Türkiye Harp Mağlulu Gaziler Şehit Dul ve Eğitimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı. Şu anda önümüzde 40 günlük babasının tabutunun üzerine konulan şehit çocuğumuz var. Bir yaşında babasından ayrılmış şehit çocuğumuz var. Siz bunlara sordunuz mu diye sordu. Gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Dem Parti grup toplantısında konuşsun, örgütün lağvedildiğini haykırsın. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'ye tepkiler sürüyor. Bir sonraki adımda meclis lok lokantasında yemek mi ikram edeceksiniz? Bahçeli önceki gün grup toplantısında bebek katil Abdullah Öcalan'ın meclise gelip terörün bittiğine dair açıklama Gelsin yapmasını istemişti. Türkiye isterişti. Büyük Millet Meclisi'nde Dem Parti grup toplantısında Konuşsun, örgütün lağvedildiğini haykırsın. Türkiye Harp Mağlulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı sessizliğini bozarak dernek binasında açıklama yaptı. Biz şehit aileleri ve gaziler olarak uluslararası dinamikler, büyük projeleri ve çok bileşenli denklemleri de göz önünde bulunduruyor. Bu sebeple örgütün silah bırakmasını ve terör örgütünün lağ edilmesini istiyoruz. Bu ülkede huzurun ve barışın hakim olması en büyük dileğimizdir. Türk milletinin hassas değerlerine sahip çıkar dediğimiz kişilerin utanç ve kızgınlıkla izlediğimiz ve hiçbir anlam veremediğimiz açıklamalar yapmasını biz de acılar içerisinde takip ettik. Sanki Türk ordusu terörle mücadelede başarısız olmuş gibi eli kanlı terör örgütü lideri bebek katilinden Medet Umar şekilde Gazi Meclisimiz çatısı altında konuşmasını asla kabul etmiyoruz. Yüce Türk milleti affetmeyecektir. Hele ki bizler asla affetmeyeceğiz diyen Kumar Taşlı açıklamasının devamında ise derneğin kapısını siyasi partilere kapalı olduğunu da açıkladı. Onun ikinci ve üçüncü aşamalar olacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tüm şehitlerimizle, gazilerimizle beraber toplanıp orada da aynı tepkiyi tüm Türkiye olarak göstereceğiz. Bizim çocuklarımızın babalarının katilinin affedilmesi kesinlikle kabul edilebilir bir durum değildir. Şu anda önümüzde 40 günlük babasının taputu üzerine koyulan şey çocuğumuz var bir yaşında şehit çocuğumuz var. Siz bunlara sordunuz mu? Bizim psikolojimizi bozmayın. Zaten bizim psikolojimiz bozuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Liderler Zirvesi'nin sona ermesiyle Türkiye'ye döndü ve temasları da başladı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ise partisinin MYK toplantısının ardından ilk açıklamalarını yaptı. Şimdi detaylar için sözü Ankara muhabirimiz Emre Gürlemiş'e bırakıyorum. Günaydın Emre, Ankara'nın sesi sensin, senden öğrenelim. Kadir Kaplan günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Ee, bugün de Ankara'nın gündemi bir kez daha terörle mücadele oldu. Gelen bir son dakika bilgisiyle başlayalım dilerseniz. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya teröre bir darbe daha vurulduğunu duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda kırmızı kategoride aranan bir PKK-KCK üyesi etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Terör örgütü üyesi Ramazan Aktaş, Mardin'de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildi tekrar edelim kırmızı listede aranıyordu kırmızı kategorideydi Ramazan Aktaş ve düzenlenen başarılı operasyonda etkisiz hale getirildi bu son dakika bilgisiyle Ankara gündemine yeniden dönelim Ankara gündemi aslında yeniden terörle mücadele gündem oldukça yoğun Ankara'nın gündemi bir kez daha terörle mücadele oldu dün ne yazık ki 5 şehidimiz vardı ve onlar son yolculuklarına uğurlandı 5 can toprağa verildi. Gözyaşları arasında toprağa verildi. TUSAŞ şehitleriydi ve e, devlet erkanı birlikte birçok bakan, e, Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı ve siyasi parti liderleri 5 şehidimizin cenazesindeydi. Göz e, Gözyaşları ile birlikte şehitlerimiz toprağa verildi. Son, yolculukların son yolculuklarına uğurlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. E, bugün Türkiye'de, Türkiye'ye döndüğü BRICS Liderler Zirvesi için Rusya'ya gitmişti. Tataristan'ın başkenti Kazandaydı 22-24 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen BRICS Liderler Zirvesi'ndeydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'ye döner dönmez de hemen bir güvenlik toplantısı gerçekleştirdi. İstanbul'da Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi'nde gerçekleştirildi. Bu toplantı gündemse e, terördü. Tuşat saldırıları değerlendirildi. Son durum değerlendirildi. Terörle mücadelede atılacak adımlar masadaydı. Erdoğan'ın gündemindeydi. Toplantıya Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalınla birlikte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun katıldı. Tekrar edelim masanın gündeminde terörle mücadele vardı. TUSAŞ saldırıları değerlendirildi güvenlik toplantısında toplantıda önemli bir açıklama da yapıldı. Teröristten kurulmasına asla müsaade edilmeyecek vurgusu yapıldı. Toplantının ardından yapılan basılı yazılı açıklamada teröristten kurulmasına asla müsaade edilmeyecek vurgusu yapıldı diyelim. Ee, Erdoğan bugün dediğimiz tekrar edelim İstanbul'da olacak. İstanbul'da programları olacak. Ee, Erdoğan TUSAŞ programına katılacak. İstanbul Saha Expo'da düzenlenen e, TUSAŞ standını ziyaret edecek ardından TUSAŞ'ın programına katılacak. Burada da önemli açıklamalar yapmasını bekliyoruz. Hain saldırıyla ilgili Muhalefette de hala tepkiler gelmeye devam ediyor. Hatırlayacağınız üzere Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel Doğu turuna başlamıştı. Ardından bu hain saldırı gerçekleşmişti ve Özgür Özel Doğu turunu yarıda kesip Diyarbakır'daydı. Diyarbakır'dan yeniden Ankara'ya döndü, başkente döndü ve partisinde Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti. Gündemse terördü, terörle mücadeleydi ve TUSAŞ saldırısıydı. Toplantının ardından ilk açıklamada yine Özgür Özel'den geldi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla bir miting çağrısı yaptı. Teröre karşı bir miting olacak, İstanbul'da olacak. 27 Ekim'de Beşiktaş Meydanı'nda düzenlenecek ve teröre ve şiddete karşı yaşam hakkı mitinginde bulunacak Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel. 27 Ekim'de İstanbul'da olacak miting, tekrar edelim. E, Kutlamalar da öte yandan Özgür Özel'in bir başka değindiği konuysa 29 Ekim ile ilgiliydi. Bayramların yeniden coşkuyla kutlanmasını istedi Özgür Özel terörü bahane ederek bu kutlamalar sönükleştirilmeye çalışılmasın dedi ve biz korkmuyoruz Cumhuriyeti korkmayanlar kurdu korkmayanlar koruyacak dedi. 29 Ekim'i de coşkuyla kutlanacağını ifade etti Özgür Özel. Özgür Özel aynı zamanda 29 Ekim programından da bahsetti. 29 Ekim'de Partililerle ve vatandaşlarla birlikte birinci meclisten Anıtkabir'e doğru bir yürüyüş gerçekleştirecek Cumhuriyet Halk Partililer ve vatandaşlar. Bunu da ifade edelim. Tekrar edelim. Beş şehidimizin kanı da yerde asla kalmıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik operasyonlarına, operasyonlarına devam ediyor. Son operasyon aslında dün İran kuzeyinde gerçekleşmişti. Hava harekatları devam ediyor. Hain saldırının ardından peş peşe geldi hava harekatları. Son harekattaysa 34 terör ini yerle bir edildi. Teröristlerin mağaraları başlarına yıkıldı. Şunu da hatırlatalım bu operasyonlar devam edecek. Bunun vurgusu da yapıldı. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar terörle mücadele devam edilecek vurgusu yapıldı. Milli Milli Savunma Bakanlığından diyelim ve Sözü tekrardan size bırakalım. Çok teşekkür ederiz. Ankara'dan Afyonkarahisara dönelim. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Halk günü uygulamasıyla vatandaşların sorunlarını dinlemeye devam ediyor. Köksal bu kez Taşpınar Mahallesi'nin sorunlarını yerinde dinledi. Vatandaşların taleplerini aldı. Müsaade alabilir miyiz? Afyonkarahisar Belediyesi'nin halk günü uygulaması mahalle bazında devam ediyor. Belediye Başkanı Burcu Köksal, Taşpınar Mahallesi'nde düzenlediği halk günüyle vatandaşların sorunlarını yerinde dinledi. Şu anda da ayağına geldik. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ilk olarak Ankara'da yaşanan terör ile ilgili konuştu. Dün çok üzücü bir olay yaşadık. Hain terör saldırısında 5 vatan evladımızı kaybettik. Ben Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine, sevenlerine sabırlar diliyorum. Terörün her türlüsünü lanetliyorum. Teröre de, terörden beslenenlere de lanet olsun. Allah terörden beslenen herkesin, bütün teröristlerin belasını versin diyorum. Daha sonra Başkan Köksal her zaman sizlerin yanınızdayız vurgusu yaptı. Kıymetli hemşerilerim bugün de Taşpınar mahallesindeyiz. Sizlerin istekleri, şikayetleri, talepleri, mahalleyle ilgili yapılması gerekenleri tespit etmek için buradayız. Biz konuşuyoruz ama bugün sizin konuşmanız için buradayız. Burada sizi dinleyeceğiz. Muhtarımız zaten zaman zaman belediyemize geliyor. Mahalleyle ilgili talepleri iletiyor ama sizin de talepleriniz mutlaka var. Gördükleriniz, yanlışlar, doğrular, eksikler, yapılması gerekenler. Bunları inşallah hep birlikte şekillendirip planlayarak süreç içerisinde yerine getireceğiz. Kurmaylarıyla birlikte vatandaşların taleplerini dinledi, notlar aldı. Sorunlarla ilgili gerekli talimatları veren Köksal, belediyenin yapabileceği konuların ivedilikle yapılmasını istedi. Elimizden gelen hizmeti yapmak için Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde okul servis minibüsüyle çarpışan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Dün Afyonkarahisar'da bir kaza meydana geldi. Sandıklı ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Okul servisi ile otomobil çarpıştı. 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza dün sabah saatlerinde Sandıklı'ya bağlı Alagöz mevkiinde meydana geldi. Köyden öğrenci almaya giden Basri D yönetimindeki okul servis minibüsüyle Mustafa Çimen'in kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Şarampole devrilen otomobildeki Mustafa Çimen, Yadigar Çimen, Emine Çimen, Durmuş Tanrıkulu ve Rasime Tanrıkuru, Tanrıkulu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi ilk müdahalelerinin ardından sandıklı devlet hastanesine kaldırılan yaralılardan Mustafa Çimen, Yadigar Çimen, Durmuş Tanrıkulu ve Rasime Tanrıkulu kurtarılamadı. Emine Çimen'in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Otomobildeki 5 kişinin Hocalar ilçesine bağlı Çepni köyünde oturdukları ve tarlaya pancar sökümü için gittikleri sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kazayı hafif yaralı atlatan minibüs şoförü Basri D. ise ifadesi için karakola götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Bir süredir arka arkaya ölümlü kaza haberleri yaşanıyor. Afyon Karahisar'da e, dün de bu acı kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Bir kişi ağır yaralı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralı vatandaşa da acil şifalar diliyoruz. Soğuk havalar kendisini göstermeye başladı. Yurdun birçok noktasına kar yağdı. Kar yağışının etkili olduğu Artvin'de çığ felaketi yaşandı. Altı köy yolu ulaşıma kapandı. 5 vatandaş ise yayla da mahsur kaldı. <laughs> Havaların soğumasıyla yurdun doğu ve kuzey kesimlerinde birçok şehir beyaza büründü. Artvin'de yoğun kar yağışı çığa sebep oldu. Altı köy yolu kapandı. Borçka Camili Karayolu'nun 28. kilometresinde çığ meydana geldi. Çığ nedeniyle karayolu çift taraflı ulaşıma kapandı. Bir sabır. Yolu kapatan çığ havzada bulunan Uğur, düzenli camili, kayalar, efeler ve Maral köylerine ulaşımı da engelledi. Olayda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken yolun ulaşımı açılması için karayolları ekipleri bölgeye gönderildi. Artvin'in Murgul ilçesinde de durum aynıydı. Bir yaylada 5 kişi mahsur kaldı. Yani böyle böyle, kar falan da böyle. 2400 rakımlı mağara yaylasına gezmeye giden 5 kişilik arkadaş grubu geceyi bölgedeki yayla evinde geçirdi yapılan ihbar üzerine il özel idaresi, afat ve hopa arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla kar kalınlığı yer yer 1,5 metreyi bulan 30 kilometrelik yol ulaşıma açıldı. Yaylada mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı. Güvenli bölgeye götürülen 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bülteni kapatırken TUSAŞ diyeceğiz. TUSAŞ neden teröristlerin hedefindeydi? Neden teröristlerin korkulu rüyası oldu? Ne üretti ki? Ne yaptı ki terör TUSAŞ'ı hedef aldı ve burada çalışan mühendisleri şehit etti? Şunu da söyleyelim. Aselsan'da çalışan çok sayıda mühendis şüpheli ölümlere kurban gitti. Yine Türkiye'nin maden rezervlerini araştıran çok sayıda mühendis teröre kurban gitti. Tusaş da onlardan birisiydi ama bu açık bir saldırıydı. Diğerleri şaibeli ölümler olarak kayıtlara geçti. Allah mühendislerimizi, teknisyenlerimizi, teknikerlerimizi korusun diyelim. TUSAŞ'a bakalım. Neler üretti TUSAŞ? Türk Savunma ve Havacılık Sanayisi'nin lider şirketlerinden Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ'e başta Türkiye'yi 5. nesil uçak üretebilen az sayıda ülke arasına sokacak Milli Muharip Uçak Kaan olmak üzere birçok önemli proje yürütüyor. Milli Muharip Uçak Kaan bütün festivallerin, bütün fuarların gözdesi oluyor ve 5. nesil savaş uçağı üreten sayılı ülkelerden birisi yapma yolunda Türkiye'yi e, ileriye taşıyor. İnsansız savaş uçağı Anka 3 ve Hürjet, Gökbey, Hürkuş, Göktürk uyduları ve atak helikopterleri. Atak helikopterleri birçok ülke tarafından da kullanılıyor. Anka dünyada savaşın seyrini değiştiren e, insansız hava araçlarından birisi. Aksungur T-70 helikopteri ve TürkSat uyduları TUSAŞ tarafından üretiliyor. Türkiye'nin savunma ve teknoloji alanında e, bağımsız olmasını milli sanayi hamlesinin en önemli araçlarından, en önemli e, enstrümanlarından birisi TUSAŞ ve onun mühendisleri, onun yöneticileri. 28 Haziran 1973'te Türkiye'nin savunma sanayinde dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulmuştu. 51 yıldır e, Türkiye için çalışmaya, Türkiye için üretmeye devam ediyor. Şunu, şunu da biliyoruz, evet orada mühendisler var, orada teknikerler, teknisyenler var. Onlar e, uzun saatler boyunca çalışıyorlar. E, gün oluyor ki sabah girip akşam e, çıkış saatleri belli olmuyor. Onu da biliyoruz ve onlar e, bütün bu çalışma e, zorluğuna rağmen bu işi bir milli bilinçle, milli mücadele bilinciyle yapıyorlar. O ruhu üstlerinde taşıyorlar. Bazıları var ki e, daha fazla para, daha rahat bir yaşam uğruna e, yurt dışına gittiler. Türkiye'de öğrendikleri bilgileri Türkiye'de aldıkları eğitimi yurt dışında kullanmak üzere yurt dışına gittiler. Onlardan da Allah razı olsun diyelim bugüne kadar yaptıkları için ama bugün mücadele eden bu kahramanlar Türk milletinin gözbebeği dedik ya bir gün terör saldırısı yaşandı, ertesi gün mesai kaldığı yerden devam etti hainlerle mücadelede de hemen. TUSAŞ'ın yaptığı silahlar, yaptığı araçlar kullanıldı ve teröre yanıt verildi. 59 terörist işte bu teçhizatlarla etkisiz hale getirildi. Türkiye'nin milli savunma hamlesi işte bu yüzden önemli. Terörün hedef alıyor olması da tabii ki boşa değil. Allah kahramanlardan razı olsun. Kapatıyoruz. Haftaya 08'de buradayız. Hoşçakalın, esen kalın.